Esselamu aleyküm sevgili dostlar. Bayram Özendi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti, bereketi hepinizin üzerine olsun. Allahu Teala hepinizden razı olsun. Çoluğunuzu, çocuğunuzu bütün kötülüklerden, fenalıklardan, şeytanın şerrinden korusun inşallah. Evet. Şu anki konumuz yine Kur'an-ı Kerim'in sürelerinin Türkçe mealini sizlere Kur'an-ı Kerim'den okumaya çalışacağım arkadaşlar. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Evet sevgili din kardeşlerim, Secde Suresi Mekke'de inmiştir. 30 ayettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla diyor. Evet, her şeye Allah'ın adıyla başlamak gerekir. İnşallah bu video bereketiyle çok izlenme rekoru kırar. Elif Lam Mim, kendisinde şüphe olmayan bu kitabın indirilişi, alemlerin Rabbi olan Allah tarafındandır sevgili dostlar. Yoksa onu Muhammed uydurdu mu diyorlar? Hayır, o senden önce kendilerine bir uyarıcı gelmemiş olan bir kavmi korkutman için Rabbin tarafından gelen bir haktır. Gerek ki hidayeti kabul ederler, Allah odur ki gökleri yeri ve ikisi arasındakileri 6 günde yaratmıştır. Sonra arş üzerine istiva buyurmuştur, hakim olmuştur. Sizin için ondan başka ne bir dost vardır ne de bir şefaatçi. Artık düşünmeyecek misiniz? Evet. O gökten yere, yukarıdan aşağıya işleri düzenler. Sonra da o işler sizin saydıklarınızdan 1000 yıl kadar olan bir günde ona yükselir. İşte görüleni de görülmeyeni de bilen, her şeye gücü yeten, çok merhametli olan O'dur. Yarattığı her şeyi güzel yaratan ve insanı yaratmaya bir çamurdan başlayan O'dur. Sonra da O'nun soyunu süzülmüş bir özden, değersiz bir sudan yaratmıştır. Sonra O'nu düzenli bir şekle sokup içine kendi ruhundan üfürdü ve sizin için kulaklar, gözler ve gönüller var etti. Siz pek az şükrediyorsunuz. Onlar biz yerde kaybolup gittikten sonra gerçekten biz mi yeni bir yaratılışta bulunacağız dediler. Fakat onlar Rablerine kavuşmayı, onun huzuruna varacaklarını inkar eden kafirlerdir. De ki, size vekil kılınmış olan ölüm meleği canınızı alacak, sonra döndürülüp Rabbine götürüleceksiniz. Ey Muhammed! Günahkarların Rablerinin huzurunda başlıları öne eğilmiş olarak, ey Rabbimiz, gördük ve dinledik, şimdi bizi geri çevir de salih bir amel işleyelim, çünkü biz artık kesin bir şekilde inanıyoruz derlerken, bir görsem, eğer biz dilemiş olsaydık her nefse hidayetini verirdik, fakat benden bütün insanlar ve cinlerden cehennemi elbette dolduracağı sözü hak olmuştur. O halde bu gününüzle karşılaşmayı unuttuğunuzdan dolayı tadın azabı. İşte biz de sizi unuttuk. Yapmakta olduğunuz işler yüzünden tadın ebedi azabı. Bizim ayetlerimize öyle kimseler iman eder ki onlarla kendilerine öğüt verildiği zaman secdelere kapanırlar ve Rablerine hamd ile tesbih ederler de
büyüklük taslamazlar. Onların yanları yataklardan uzaklaşır, korku ve ümit içinde Rablerine dua ederler ve kendilerine verdiğimiz rızıklardan hayra sarf ederler. Şimdi hiç kimse kendileri için yaptıklarına karşılık gözler aydınlığı olacak şeylerden neler gizlenmiş olduğunu bilemezler. Öyle ya, iman eden kimse fasık olan gibi olur mu? Onlar eşit olamazlar. Evet, iman edip de salih amelleri işleyen kimselerin yaptıklarına karşılık bir konukluk, ağırlanma olarak meyve barınak cennetleri vardır. Ama fasıklık etmiş olanların barınakları ateştir. Oradan her çıkmak istediklerinde oraya geri çevrilirler ve kendilerine haydi tadın o ateşin yalanlayıp durduğunuz azabını denir. Şu bir gerçek ki onlara ve büyük azaptan önce yakın azaptan dünyada da tattırılacağız. Umulur ki kötülüklerden dönerler. Rabbinin ayetleriyle kendisine öğüt verilip de sonra onlardan yüz çeviren kimseden daha zalim kim olabilir? Gerçekten biz günahkarlardan intikam alacağız. Andolsun ki biz vaktiyle Musa'ya kitap vermiştik. Şimdi de sen ona öyle bir kitaba kavuşturmaktan şüphe içinde olma. Biz onu İsrailoğullarına doğru yolu gösteren bir rehber kılmıştık. Onların içinden sabrettikleri zaman bizim emrimizle doğru yola ileten önderler yetiştirmiştik. Onlar bizim ayetlerimize kesin bir şekilde inanıyorlardı. Şimdi ihtilafa düştükleri şeyler hakkında şüphesiz ki Rabbin kıyamet günü aralarında ayırıcı hükmü verecektir. Kendilerinden önce yurtlarında gezip dolaşmakta oldukları nice kuşakları helak etmiş olmamız daha onları doğru yola iletmedi mi? Şüphesiz bunda nice ibretler vardır. Hala kulak vermeyecekler mi? Ya hiç görmediler mi ki biz kır yere suyu salıveriyoruz da onunla bir ekin çıkarıyoruz. Ondan hayvanları da yiyor, kendileri de hala gözlerini açmayacaklar mı? Bir de ne zaman o fetih, eğer doğru söylüyorsanız diyorlar. De ki, inkar edenlere o fetih günü iman etmeleri fayda vermez ve onlara göz açtırılmaz. Şimdi sen onlardan yüz çevir de gözet. Çünkü onlar da gözetmektedirler. Evet arkadaşlar, böylelikle secde ayetini de bitirmiş olduk. Bayram Özendi YouTube kanalımı beğenmeyi, abonelik eklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şöyle videomu beğenin sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.